Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda üzücü bir olay paylaşacağım. Biliyorsunuz ki Hint kurkumun altına mavi yumurta koymuştum ve 7 tane yavru çıkarmıştı. Ve sanırım bu hintimin huyu bu, bilmiyorum. İlk kurk yatırdığımda da insanlara söylemiştim. Birçok insan tepki vermişti, inanmamıştı. Ama bu Gurkun'da da aynı olayla karşılaştım. Ne zaman yavrularını terk etmeye kalksa içinden bir tanesini öldürüyor. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Şu an 7 tane mavici yavrumuz vardı ve artık 6 tane kaldı. Az önce kümesten çıkardım, dışarıda şu an ölüsü. Bu Hint Gurkumuz yine yavrularını terk edeceği zaman bir tanesini öldürdü. Çıksınlar dışarıya bakalım. Üzücü bir durum. Yani ben çok üzüldüm. Neden böyle oluyor? Bu Hint kurkunda, bu Hint tavuğumda neden böyle bir durum yaşıyorum? Anlam veremiyorum. Şu an videoda 3 tane Lavender, 3 tane de White'ın mavi yumurtacı civciv görüyorsunuz. Bu Hint tavuğum çok güzel bir tavuk. Gur konusunda çok başarılı bir tavuk. İlk gurkunda da yaşadığım sorunu bu mavicilerde de yaşadım. Ne zaman yavrularını terk etmeye kalksa içlerinden bir tanesini öldürüyor. Bunu kasıtlı mı yapıyor? Ne düşünerek yapıyor? Hiçbir fikre sahip değilim. İş yerinde oluyorum. Gün içerisinde kontrol edemediğim için ölmeden önce kurtaramıyorum. Yine arkadaşlar izlerken maşallah demeyi unutmayın lütfen. Yani şu an çok mutsuzum. Tabii ki kalan yavruları çok seviyorum. İnşallah onlar çok iyi bir gelişim içerisinde büyürler. Ve bu videoda direkt Hint kurkumu civcivlerinden ayıracağım. Bunu da sizlere söyleyeyim. Gördüğünüz gibi zaten başlarına vuruyor. Bunu ben bugün fark ettim. Dün böyle bir şey yapmadı. Bugün fark ettim. İnsan üzülüyor tabii. Emek veriyorsunuz. Civcivden büyütüyorsunuz. Ve sonucunda hastalık olmadan ölümle karşılaşıyorsunuz. Bu hepinizin eminim ki moralini bozar. Sizler de benim yerim olsanız sizler de üzülürdünüz. Kalan yavrularla kendimi avutacağım. Benim için biri beşi fark etmez. Anlamsız, hastalık nedeni olmadan öldüğü zaman ben çok üzülüyorum.
Yani onlara en iyi imkanı sunuyorum. Güzel bir oda. Onlar için çok iyi bir barınak. Dışarı soğuk, buz gibi ve onlar şu an içeride sıcacık bir ortamdalar. Aşıları yapılıyor, güzel besleniliyor. Neler verdiğimi sizler biliyorsunuz. Ama sonucunda ölümle karşılaşmak biraz insanın canını sıkıyor. Kalan yavrularım için lütfen maşallah derseniz sevinirim arkadaşlar. Bir tane ölüm yeter mavicilerimizde. O yüzden bugün Hint kurkumu yavrularından ayırma kararı aldım. Yavrular hemen hemen tamamen tüylendiler. Sadece kafaları kaldı. Büyük bir ihtimal kendilerini kurtarırlar diye düşünüyorum. Havalar çok soğuk ama iç içe uyurlarsa hepsi birbirini ısıtır. Bu anneye güvenemiyorum çünkü yarın iş yerinden geldiğim zaman başka bir ölümle karşılaşmak istemiyorum. Ölen yavrumuzu da göstereyim yine de. Hint kurkumun parçaladığı kısmı göstermeyeceğim. Diğer videodaki gibi kafasının diğer tarafındaki deriyi tamamen almış. Yemiş olduğunu düşünmüyorum ama bir şekilde öldürmüş. Bu görmüş olduğunuz yavru ama annesi tarafından öldürüldü. Anlatıyorum, bazı arkadaşlar reddediyor. Anne neden öldürsün diyor. Ama bu Hint kurkumun ilk kurkunda da böyle bir olayla karşılaştım. İlk kurkunda da bir tane yavruyu öldürmüştü. Bu görmüş olduğunuz yavruyu da öldürmüş. Bunu açık açık gösteriyorum size. Ama kanlı kısmını göstermemeye çalışıyorum. Çünkü videolarımı küçük çocuklar da izliyor. Yani şu an elimle tuttuğum alt tarafı tamamen paramparça. Yani insan gerçekten de hani üzülüyor yani. Lavender bir civciv artık hayatta değil. İnşallah sizlerin böyle şeyler başınıza gelmez. Benim mutsuz olduğum durumu siz yaşamazsınız. İnşallah çok güzel verimler alırsınız, çok güzel yavrular büyütürsünüz. İstediğiniz nüfusa ulaşırsınız. Hani size yapacağım dualar bu arkadaşlar. Kış ayında guruk yatırdım, kış ayında yavru aldım ve 2 aylık hallerini görüyorsunuz. Aldım verim bu. Büyük tavuk ırklarınızı kışın yatırmanızı ben tavsiye ediyorum. Minyatür yani ufak ırkları yazın yatırmanızı tavsiye ederim. Neden kışın tavsiye ediyorum büyük ırkları? Çünkü kışın büyüyen yavrular boylu poslu ve iri olurlar. Yazın sıcağında çıkan yavrularsa küçük ve bodur kalırlar. O yüzden küçük ırkları yazın yatırmanızı tavsiye ederim. Yani başka da bir şey söylememe gerek yok. Şu an çok mutsuzum. 6 tane mavicim kaldı. Ne durumda olacaklarını bilmiyorum. Dua edin arkadaşlar. Annesinden ayırıyorum ve sağlıklı bir şekilde büyürler umarım. Yani yapabileceğim başka hiçbir şey yok bu konuda. Bu videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bunlar benim emeklerim. Bunlar benim çabamın sonuçları. Bu videoyu beğenerek destek olursanız da sevinirim. En azından oradan moral bulmaya çalışayım.
Hoşça kalın arkadaşlar.